Günaydın. Günaydın efendim. İzzet bekle. Ben de geliyorum. Hayrola, nereye geliyorsun? Yahu ne işin var senin kaymakamlıkta? Dünya kadar işin var. Bak vallahi senden ilgilenemez. Güldürme beni İzzet. Yani duyan duymayan da seni karısıyla çok ilgili bir adam zannedecek. Yahu gerçekten de bir sürü resmi iş beni bekliyor. Ayrıca esrafla toplantı yapacağım. Bu sünnet düğünüyle ilgili. Bazılarına görevler vereceğim. İyi ya işte. Tam da benim orada olmam gereken zaman. Sen şimdi bir sürü şeyi söylemeyi unutursun. Hadi hadi. Sürdüremedin şu adamı kasabada. Kime? Sünnetçiyi ve karısını tabii. İyi de şikayet ettik işte. Daha ne yapayım hanımcığım? Bence bakanlığa şikayet etmelisin. Bak şu saat oldu. Hala görevinin başında değil. Hele şununkinin pipisini bir kes. Bak neler oluyor Cevat. Allah aşkına şimdi keser miyim? Hiç kesmeyeceğim tabii ki. Hadi. Yürü. Selamünaleyküm. Nereye? Sanki kocası değil de babası. Sümbül de tay gibi maşallah. Daha bayır hasta peşine koşacağına biraz da kendine baksa hıyar. Ulan ne dedikoducu insanlarsınız. Bir hanımefendinin peşinden böyle konuşulur mu? Süleyman sırf bu yüzden sana tıraş olmaya gelmek istemiyor. Neddim Zekeri. Hadi canım sen de. Merhaba. Nasılsın? Güzel misin? Ay sen de çok güzelsin. Hayırdır Osman abi nereye böyle? Kaymakamın oğluna sünnet hediyesi almaya. Siz ne alacaksınız? Ha. Yoksa aldınız mı kız? Bizi şikayet eden adama bir de hediye mi alacağım? İyi de mahdumu sen kesmeyecek misin oğlum? Hele bir kessin. Vallahi o saat boşarım onu. Büyük konuşma Sümbül Hanım. Böyle aslan gibi delikanlı boşanır mı hiç? Şükran karısı kasım kasım kasılarak az çektirmedi bana. Şimdi sıra Sümbül'de. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Karı koca Cumhuriyet Meydanı'nda benden özür bile dileseler bu iş olmaz artık. Vallahi senden korkulur Sümbül Hanım. Hadi hoşça kalın. Hadi hoşça kalın. Hayret bir şeysin Sümbül yani. Niye bu şu kadın yanında böyle konuşuyorsun? Bilerek yaptım. Oh canıma değsin. Şifran çırsızlı bunu duyunca çıldıracak şimdi. Evet bari. Biz her şeyi hallettik kaymakam. Hacı İlmi yemek işini, Hasan aile İbrahim'e et işini üstlendiler. Düğüne bir gün kala efendim 4 koç getirecekler. Ya muhtarlar sağ olun da 4 koç çok olmaz mı? Anca yeter kaymakamım. Ben içki masa sandalye işini üstlendim. Hatta adadan şarap bile getiriyorum. Ya, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Yalnız masrafları yazıyorsunuz değil mi? Siz bu işe hiç karışmayacaksınız kaymakamım. Olmaz öyle şey. Ben kimseye borçluk almak istemem. Kaymakamım niye böyle düşünüyorsunuz? Bu sadece sizin değil ki, bütün kasabanın sünneti. Hacı İlmi doğru söylüyor kaymakamım. Hem 3-5 kuruşluk iş, kirveme az bile. Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba Hamza Bey. Ayşe Hanım, sizce kaymakam bey şu sünnet meselesini fazla abartmadı mı?
Sana ne abartırsa abartır, git işine, odanda işin falan yok mu senin ya? Ya sen kendi işine baksana. Burada Ayşe Hanım da var. Ayşe Hanım, sizi rahatsız ediyor muyum? Ay rica ederim, ne rahatsızlığı. Ayşe Hanım kibarlığından bir şey demiyor canım. Değil mi Ayşe Hanım? Hayrola abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hamza, oğlum sen gene mi buradasın ya? Hı? Ben Ayşe Hanım'a bir şey soracaktım. Kes kes. Hadi dön odana bakayım. Sağlık memuru nerede doktor? Köye bir hastasına gitti efendim. Bu ne rehberlilik ya? Nasıl gönderirsiniz mesai saatinde? Efendim hastanın durumu çok kötüymüş. Yani 10 gündür büyük abdestine çıkamıyormuş. Bu adamın kaçıncı vukuatı bu ya? Madem serbest çalışmak istiyor, bassın istifayı, defolup gitsin. Öyle devletin olanaklarını kullanamaz. Kullandırtmam. Ne terbiyesiz adam bu ya? Peki sağlık ocağı, sünneti hazırlıklı mı? Tabii tabii efendim. Bütün olanaklarımızla hazırız efendim. Aletlerinizin bakımı, hijyeni falan tamam mı? Allah korusun, mikrop kapar. Hayatı kararır çocuğum valla. Siz hiç merak etmeyin efendim. Çünkü doktor bey aşırı titiz ve mesleğine aşık biri. Peki görevinizin başına dönebilirsiniz. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Terbiyesiz kadın. Hayrola ne oldu gene? Ay görmedin mi hemşireyi? Doktorun ağzının içine düşecekti. Salih Zeki Bey'in için çağırmıştık. Sünnet alayı için. Ha pardon. Salih Zeki Bey. Buyurun kaymakam bey. Sünnet sabahı için sizden 10-15 tane çocuk istiyorum. Bütün okul emrinizde kaymakam bey. Yalnız kıyafetleri çok temiz ve düzenli olmalı. İsabet buyurdunuz efendim. Hepsiyle tek tek ilgileneceğim. Güzel. Sen de görevinin başına gidebilirsin Salih Zeki. Efendim. Benim sizden bir ricam var. Buyurun. Efendim, sünnet gecesi oynatmak için bir piyes hazırlatmıştım çocuklara. Eğer müsaade ederseniz. Çok teşekkür ederiz ama biraz abartılı olur Salih Zeki. Özür dilerim efendim. Emredersiniz. Bak, iyi olmadın mı gelmem? Yerim seni ben. Ay, delirdin mi İzzet? Evet, delirdim. Ne var? Bir gören olacak. Bırak. Yerim seni. Abi, ne yapıyorsun ya? Ya bir gören olacak. Zaten mahkemeliyiz biliyorsun. Bu da sünnet için kapıra. Allah'ım ya. Bir sorun olmaz değil mi? Yok canım, ben sorun olacak. Merak etmesin. Aynı gün kaymakamın da sünneti var. Var biliyorum ama ben onu kesmeyeceğim. Sen kafanı yorma. Peki Cevat sağ ol. Sen sağ ol. Bas. Ne haber? Hoş geldin Cevat abi. Hoş bulduk. Arayan soran var mı? Şey aşağı köyden Hacı Veli aradı. Bizim çocuğun ne zaman kesmeye gelecek diye soruyor. Çocuk bana. Onu gene basura atmıştır. Anlaşıldı. Bir neşter bulacağız. Lokman Ekim gibi adamsın vallahi abi ya. Ya haklısın da şimdi pazara takımları hazırla. Çayköy'de 3 tane sünnet aldık. Bak o hasta aldım, bu da senin hakkın. Hadi bak. Sağ ol abi. Ha abi, kaymakamı kim sen kesmeyecek misin? Yeter be! Kesmeyeceğim. Kim keserse kesin. İsterse kasap Hüseyin kesin. Tamam abi, sinirlenme. Doktor ne yapıyor? Beni sordu mu? Yok abi, sormadı. Ha abi, yalnız bu kısmet başımıza dert olacak bizim. Adamın ağzının içine girecek ya. Kardeşim, adamda da gevşeklik var. İstemezsen yüz vermez. Olur biter değil mi? Evet. Ama sen gene de tetikte ol. Bir terbiyesizlik yaşanmasın. Zina mina amara. Evelallah sen hiç merak etme abi. Teşekkür ederim. Niye zahmet ettiniz? Zahmet olur mu canım?
Alo, doktor Musa, buyurun. Yavrum, Musa, canım oğlum, nasılsın? İyiyim anneciğim, sağ ol. Sen nasılsın? Nasıl iyi olurum yavrum, burnumda tütüyorsun. Gideli sanki 28 gün değil, 28 yıl oldu. Nasıl oğlum, alışabildin mi oralara? İlk günler zordu ama yavaş yavaş alışıyorum anne. Ne zaman izne gelebilirsin? Oo, daha dur anne, bayramdan önce imkansız. Anneciğim, şimdi sırası değil bunların. Sonra konuşuruz ha? Aa, bence tam sırası. Böyle bir aile kızı bir daha bulamayız çocuğu. Gelecek hafta sonu gel, söz yüzüğünü takın. Ya anne, ne sözü, ne yüzüğü ya? Tamam anne, daha sonra konuşuruz bunları. Şu an çok meşgulüm. Ama bu kız bir başka be oğlum. Tamam anne, tamam. Ben seni daha sonra ararım. Peki, hoşça kal. Keyfiniz kaçtı. Yaramaz bir şey mi var? Yok yok. Akşama ne yiyelim? Vallahi bilmem ki. İmam bayıldı, sever misiniz? Vallahi çok severim. Keşke olsa da yesek. O zaman davetli misiniz? O şimdi çok uzun iş. Daha kolay bir şeyler yapalım. Menemen gibi falan. Odama ilk kez geleceksiniz. Ben de size menemen yedireceğim. Hiç öyle şey doktorcuğum. Vallahi dünyada olmaz. İmam bayıldı, yedireceğim sana. Kafaya koymuş. Bu gece işi bitirecek. Hadi gidip patlıcan alalım. Ya gerçekten imam bayıldı çok uzun iş. Başka bir şey yapsak. Elim çabuktur. Belli belli. Güzelmiş. Bir tek de sana koyayım mı? İstemez. Anne, benim yemeğim bitti. Bilgisayar oynayabilir miyim? Önce tabağını bırak şuraya oğlum. Ya karıcığım, niye bu Perinaz'ın laflarını ciddiye alıyorsun? Bire bin kattığını bilmiyor musun? O sümbül yosması var ya, ondan her şey beklenir. Bu Perinaz yüzünden Osman'ı kasabadan sürdüreceğim sonunda. Sünnetçiyi sürdürdü de sırada Osman var. Ya güzel karıcığım, uyuz bir sünnetçiyle karısı yüzünden niçin birbirimize giriyoruz? Hala abi sünnetçi bulamadın ama. Bizim doktor kesecek ki, aslan gibi adam. Onu da gözüm tutmadı. Bence senin gözün hemşireyi tutmadı. İkisini de. Canım, komşu kaymakamlıklardan birinden bir cerrah iste, oğlumuzu o kessin. Hayır, niye istemiyorsun anlamıyorum. Ya o nesi var bizim doktorun? Hem sonra... Komşu kaymakamlar neler düşünür? Düşünsene bir kere. Doktorla arası açık, sünnetçiyle arası açık diye sen hiçbirinin itibarını düşünmüyorsun. Ben çocuğumu düşünüyorum. Keşke oğlum yerine kızım olsaydı, bu sünnet sırıltısı olmasaydı. Gamze gamze bir gülüver şimdi, beni göğsüne alıver şimdi. Mevsimi geldi, susadım aşka, benimle bir bütün oluver şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm, gel benim yârim oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklayan, gözümden dilimden sakınır. Thank you.
Galip'in oyununa gelip son anda kesmezsin inşallah. Ya herhalde kesmeyeceğim Sümbül. Of canım. Ay, ay. Bak o Galip'te oyun çoktur. Eğer bir kez vallahi bir daha bana dokunamazsın. Anladım. O karısı olacak Yeliz'de hiç çekemem. Cebi de kapatmışsın. Ben ne yapacağım şimdi Cevat abi? Neydi o ses? Neyse ne boş ver. Biri var galiba dışarıda. Allah Allah ne oluyor ya? Köpektir canım ne olacak? Vallahi pek köpeğe benzemiyordu ha. Neyse canım hadi gel biz keyfimizi bozmayalım. Oo saat de çok geç olmuş. Kimse görmeden ben odama gideyim bari. İş arabamız bitseydi önce. Ya annem arayacaktı. Yarın görüşürüz. Uyuz keçi. Yaban domuzları ilçe sınırını terk edip gitmişler. Kafileler halinde peyderpey önde dişileri arkada erkekleri olmak üzere taban ovalarının dağla birleştiği yerlerden bilhassa geceleri ayın parlak ışığında bitişik ilçe sınırını aşarak gözden yittikleri görülmüştür. El deliye hasretmiş akıllıya. O mecburen kesecek sonunda göreceksin. Kesmez arkadaş kesmez. Bir kere düğün pazar günü yapılacak. Kaymakam pazar günü memuruna çalış diye bir emir veremez. Verse bile memuru isterse çalışır, istemezse çalışmaz. Ah, sen ne anlarsın be dünkü memursun zaten. Yasadan masadan bir kere kaymakam emir verdi miydi o iş orada biter. Ya kaymakam desin ki gel beni sünnet et. Gidip onu sünnet etmek zorunda. Bu kadar basit. Sonra şikayet edebilir tabii. Ne oldu? Sen şimdi kaymakam bey için sünnetsiz mi demek istedin? Tövbe Ayşe Hanım. Ya Hamza sen ne diyorsun? Hem sen niye bu odadasın da kendi odanda değilsin? Yürü git. Sana ne? Üstü müsün sen benim? Hem sen ne diye kaymakam bey için sünnetsiz dedin bakayım? Ya ben kaymakam beyimiz için sünnetsiz falan demedim. Bak arkadaşım bak sakin sakin konuşuyorum. Benim belanı benden arama yürü git başkasından bul. Lan Orhan sen sahiden manyaksın ha. Fe sübhanallah ya. İçimize delileri dolduruyorlar Ayşan. Ben sana şimdi delinin ne olduğunu göstereceğim. Şerefsiz. Ağzını uzma. Hem şerefsiz sensin. Yapma. Deli de bunlar. Ayşe Hanım'a dua et yoksa parçalardım seni. Asıl sen dua et Ayşe Hanım'a. Affedersiniz Ayşe Hanım. Ay durun polis çağıracağım şimdi. Orhan abi. Hamza abi. Ya ne yapıyorsun? Ayrılın be. Çocuk musunuz siz ya? Kendinize gelin. Hamza abi. Kaymakam seni çağırıyor. Hadi gidelim hadi. Hadi. Şimdi de kaymakam beye dua etsen. Hadi gideyim ben. Ne bu be, ne bu be? Yazı. Bakanlığa gidecek yazı. Galiba yaban domuzlarıyla birlikte geçtiniz komşu ilçeye. Neden kaymakam bey? Ya nereden biliyorsun yaban domuzlarının dişilerinin önden, erkeklerin arkadan gittiğini? Biliyorum. Yaban domuzları önde dişi, ardında erkekleri dolaşırlar. Ovaya inmez, ovayla dağın birleştiği yerden giderler. Geceleri ay ışığında dolaşmasını severler. Sübhanallah. Birlikte mi dolaştınız? Bunların hepsi kitapta yazılı. Sen hiç yaban domuzu gördün mü? Yok. Peki nereden çıkarıyorsun yaban domuzlarının komşu ilçeye gittiğini? Başka nereye gidebilirler efendim? Ne diyorsun sen? Neler saçmalıyorsun ya?
Göndermek zorundaydım efendim. Allah Allah. Neler diyorsun oğlum sen? Şey efendim, şey sizden önceki kaymakam bey ilçemiz sınırları içerisinde 5 ila 10 bin yaban domuzu bulunduğunu bildirmiş bakanlığa. Kasabamızda tek bir domuz yok aslında. Ya arkadaş, madem bakanlığa böyle bir yazı gitmiş, ne demeye yok diyorsun? Efendim araştırdım, yanlış bir yazı mı göndereyim bakanlığa? Şimdi sormazlar mı oradan? Ne gibi bir olay oldu da 10 bin tane yaban domuzu ilçeye küstü de başka ilçeye gitti diye. Eski memur akıllı, yazmış işte adam 5 ila 10 bin arası diye. İnanmıyorsanız gelin yakalayın, kendiniz tek tek sayın demek istemiş. Gidin bu yazıyı yeniden yazın. Kasabamız sınırlarındaki yaban domuzu sayısında herhangi bir artma veya eksilme yoktur diye. Emredersiniz. Hepsi cins bunların ya. Densiz herif. Densiz kim ayol? Sen misin anneciğim? Benim ya. Ya kusura bakma, önemli bir mevzu vardı da devlet işi işte. Haklısın oğlum, devletin işi bitmez. Geldiniz mi anne? Geldik evladım, geldik. Bak saate bak ne güzel. Bak şuraya basınca tık ayı gösterir. Bak şuraya basınca tık günü gösterir. Bak bak buraya basınca da suyun basıncını gösteriyor. He? Hani dalgıçlar kullanır ya. Bu kasabada ben nereye dalacağım dede? Yani bu çok marifetli bir saat demek istiyorum oğlum. He. Çok pahalı mı dede? Oğlum fazla kurcalama bozacaksın ama. Ha bak bak burada hesap makinesi de var. Bak artık problemleri burada çözersin ha. 2 kere 2 4. Nasıl sen bozacaksın dede? Dede bak saatimi bozmuşsun bile ya. Of. Anneanne ya dedem saatimi bozdu. Şişt, sus oğlum sus. Öyle çabuk bozulacak bir saat değil bu. Koca herif torun sahibi adam oldun. Hala çocukluktan kurtulamadın. Ya neyi bulsan içini açıp kurcalıyorsun. Torun bozdu be. Oo vallahi kendisi bozdu anneanne. Hem ben sana verme demedim mi? Zırla da ağladı ne yapayım? Aa yalana bak vallahi kendisi verdi. Bırak Allah aşkına ben seni bilmez miyim? Evde bozmadık. Ne dikiş makinesi bıraktın ne mikser. Başlatma dikiş makinenden. Başlarsan ne olacak? Sus be kadın sus. Anne! Dedem saatimi parçaladı. Senin kafanı bütün bunlar karıştırıyor işte. Üstelik de bir yığın para. Ayıp be. Asıl sana ayıp. Ne biçim öğretmensin sen? Gazete bile okumuyorsun be. Benim okuyup okumamam seni ilgilendirmez. Asıl sen bunlara kaç para veriyorsun onu söyle. Benim kaç para verdiğim de seni ilgilendirmez. Üstelik kuruşu kuruşuna kendi kazandığım para. Gir. Oo, aman efendim kimler teşrif etmiş. Küçük kaymakamım hoş gelmiş. Öğretmenim bunu annem gönderdi. Ya çok teşekkür ederim. Görmeyeli ne yakışıklı olmuşsun kerata. Bu gidişle kasabanın kızları yandı. Öğretmenim çıkabilir miyim? Elbette elbette. Annene hürmetlerimi ilet. Başlasın öğretmenim. Elin spalarıyla ilgileneceğine biraz çocuklarınla ilgilen. Spa dediğin kaymakamımızın çocuğu. Kaymakam babamızın oğlu sanki. Bulunduğum yeri kaymakama borçluyum ben. Aa neyi borçlusun be? Milli eğitim atamadı mı seni? İsterse hakkımda bir şikayette bulunur. Müdürlükte gider lojmanda Yıldız Hanım. Ne diyeyim ben sana bilmem ki. Nereye? Kursa. Yıldız sünnet için hediye almamız lazım. Öf. Bu kadın iyice asileşti. Kimler geçiyormuş Sümbül'üm Canan'ım. Merhaba müdürüm. Sümbül'üm Ceylan'ım gezme buralarda seni avlarlar. Hayrola müdürüm kimi avlıyorlar? Az önce geçene tanıdık birine benzettim de. Bana da tanıdık geldi.
Abbas. Buna bak, ben kulaksıza sondaya gidiyorum. Doktor sorarsa durumu idare et, tamam mı? Tamam abi. Abi tamam da ben bunları ne yapayım? Kısmet dün akşam az kalsın işi bitiriyordu. Oğlum sana ne? Herkes evinde ne isterse bunu yapar. Yalnız burada müsaade etmeyecek. Tamam abi. Hı. Şahane. Elinize sağlık, harika olmuş kahve. Afiyet olsun. Bitir de falına bakayım. Baktırma doktor, kim bilir neler uyduracak. Bugün ne yapalım? Nasıl ne yapalım? Yemek olarak canım. Ha, işte bir şeyler uydururuz artık canım. Külbastıya ne dersin? Oo, bir sürü iş şimdi külbastı. Yeme doktor faka bastıracak. Ben bir koşu gider alırım kasaptan. Ya kısmet, zahmet etme Allah'ını seversen ya. Yo yo, gideyim. Yanına da güzel bir yeşil salata yaparız. Çarşıdan özel bir şey ister misin? Yok sağ ol. Zekeriya Bey, daldın gittin ya. Şey, bizim Sümbül Hanım'la Cevat geçiyordu da. E gitsinler, ne var bunda? Bir şey olduğundan değil de çok iyi insan. Hem bizim hanım da çok sever bunu. Arap. Buyur Osman abi. Oğlum bana bir tek daha getir bakayım. Ne teki Osman Bey? Oğlum şu masayı bir tazele. Bir yetmişlik getir. Ne yapıyorsun Galipçiğim? Hanımla papaz olacağız ya. Vallahi 40 yılda bir buldum sizi. Vallahi bırakmam. İnan ki hanım bu gece beni eve almaz. Amma yaptım be müdürüm. Her zaman böyle kadın lafı dinlenilmez. Öyle değil mi Zekeriya Bey ya? Evet evet Galip. Haa şöyle. Aferin oğlum. Tamam. Çok iyi. Arap koş. Cevat abini kap gel bakayım. Bir büyük bize çok gelecek. Boş ver be müdürüm. Ya şimdi bu adam içki içmesini bilmez. Muhabbete limon sıkar. Yani ne yapacaksın? Ne güzel oturmuşum iki müdürümle. Aramızda uyuz sünnetçinin dişi ne ya? Öyle değil mi Osman Bey? Dünyada işin iş be. Ya Allah'ın garibiyiz biz be müdürüm be Allah'ın. Gariplerin günahını alma alçak. Mehane sende. Kulüp sende. Her şeye maydanoz olmak sende. Kaymakama kirvelik yapmak sende. Yakında 5 yıldızlı otel dikersen hiç şaşırma. Şerefsiz. Ay nerede kaldın doktorcum? Ya sorma, tam çıkarken annem aradı. Uzattı da uzattı mevzuyu. Kapatmadı telefonu. Neyse hadi yemeklerimizi soğutmayalım. Bakalım beğenecek misin? Senin elinde yerde beğenmez miyim? Mis gibi kokuyor. Senin omletin bile başka ya. Hiç merak etme. Gel canım. Sen bu doktor işinden vazgeç damat. Tecrübesiz adamın yapacağı iş değil bu. Maazallah. Eğri meğri keser. Rüstem sen karışma. Babam haklı anne. Uyuz bir doktoru. Bırak sünneti, hıyar bile kesemez o adam. O kadar da değil Şükran. O kadar İzzet Bey. Çocuğumun hayatını tehlikeye atıyorsun. Çağır canım ilden bir cerrah. Çağırmam. Doktor kesecek. Şu andan itibaren olaya el koyuyorum. Benim sıhhiyeciler bu işi fevkalade çözer. Rüstem sana ne? Yok yok. Benim sıhhiyeci Hicabi bu işi çok iyi becerir. Başlatma şimdi Hicabinden. 2 yıl önce inme indiğini sen söylemedin mi? Ben de sıhhiyeci çok. Kamil'i çağırırım. Burada bak. Ya dede bak, bu da bozuldu. Aa, ikinci saati de mi verdin? Evet evet, iyi aklıma geldi. Kamil bu işi çok iyi becerir. Bak telefon numarasını buldum. Gel oğlum gel. Şu adama bak. Ben ne diyorum o ne diyor. Müzik.
özetleniyoruz galiba. Yok canım, köpektir. Vakit çok geç oldu, gel dönelim. Ya özledim keratayı. Gidip bir kahve içeriz, sonra döneriz, tamam mı? Senin. Hürmetler Sümbül Hanım. İyi geceler. De, hayrola? Osman, Cevat'ı merak ettiydi de. Ben mi? Vay abilerim, hoş geldiniz ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk da neredesin sen Allah aşkına? Abi biliyorsun işte ya, iş güç. Buyurun buyurun içeri, gelin kahve içelim, buyurun. Çekin de çekin de. Buyurun. Buyurun, geç abicim, geç. Tabii tabii, çekinmeyin. Geçin, geçin. Aslan kardeşim benim be. Şu kaymakama tavrım var ya. Adamı resmen üç paralık yaptı. Benimle çok uğraştı Zekeriya abi. Aferin. Bu tavrının sonuna kadar sürdür. Sakın pes etme. Biz arkandayız. Öyle değil mi Osman? Ne? Kestirtmeyeceğiz diyorum. Kestirtmeyeceğiz. Kestirtmeyeceğiz. Osman Bey, buyurun. Sümbül Hanım, biz diyoruz ki her ne koşulda olursa olsun Cevat kesmeyecek. Osman ve ben arkanızdayız. Sağ olun. Keserse hakkımı helal etmem zaten. Sağ ol. Kalkın gidiyoruz. Aa, ne oluyor? Nereye Zekeriya Bey? Kaymakamın evini basacağız. Kaymakamın yüzüne aşağı yıkıracaksın. Kesmeyeceğim diye. Biz arkandayız, çekinme. Perinaz beni eve almayacak. Almazsa almasın canım. Şuraya bir döşek serer yatarız. Yürüyün gidiyoruz. Abi sakin ol. Gecenin bu saatinde karakolluk oluruz vallahi. Ben sana söyleyeyim. Hayırdır inşallah, kim bu ya? Geç abi sen geç. Geç otur Allah aşkına, yapma. Bu saatte gidilir mi ya? Geldim. Aa, hayrola Abbas? Ne oldu, bir şey mi var? Şey abla, iyi akşamlar. Cevat abi evde mi? Evde evde. İçeride, hadi gel. Salondalar. Sağ ol. Geç. Allah Allah. Kim geldi bu saatte, anlayacak. Merhaba Cevat abi. Allah Allah. Müsaade, senin ne işin var oğlum? Şey abi. Ne abi? Hemşire. Hemşire abi. Ne olmuş hemşireye? Musa'yı ifade etti. Ne? Sana ne el alemin şeyinden çıkırsana şu olayı. Ya muhtar amma, abartmışsın. Kim yiyecek bu kadar eti? Yerler, yerler. Beyaz atı da sünnet sabaha getirecek. Beyaz at, o da nereden çıktı? Uğur durur. Mahtum o, şansını arttırır. Kasaplığa başlamak farz oldu artık. Vallahi isabet olur damat. Elde hazır bol sermaye de varken
Bas istifayı. Aç kasabanın ortalık yerine güzel bir kasap dükkanı, bak keyfine. Ne gülüyorsun? Latife olsun diye söylemedim. Bundan sonra seni vali yapmayacaklarına göre vaktini niye boşa geçiresin ki? Nereden biliyorsun beni vali yapmayacaklarını baba? Beni paşa yapmadılar, seni vali hiç yapmazlar. Ah, ah. Sana zamanında kız vermekle ne büyük hata etmişim. Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım ya? Sen yapmadın. Birlikte yaptık. Kısmet. Şehirde operatör bir arkadaşım var. Seni yeniden kız olan kız yapar. Nedenmiş o? Yani sen kadın oldun. Seni ben kadın yaptım. Benimle evlenmek zorunda değilsin. Evlenmek zorunda değil miyim? Evet. Ama kısmet. Amayı mamayı bırak. Hem bugün sünnet hediyesi almayacak mıydık? Ne sünneti? Kaymakamın oğlunun sünneti var ya, unuttun o. Hadi hadi gidelim. Allah'ım, nedir bu başıma gelenler ya? Of of. Ben siz başımı derde soktum durup dururken ya. Ah salak kafam. Ah salak kafam ya. Sağlık ocağı buyurun. Doktor Musa ile görüşecektim. Musa şu anda meşgul. Musa mı? Evet efendim. Musa şu an meşgul. Musa, senin neyin oluyor? Mesai arkadaşıyım, hemşiresiyim. Siz kimsiniz? Hemşiresiymiş. Terbiyesiz çıllık. Peru'nun başkenti. Lima. Küba'nın başkenti. Oo, onu bilemeyecek ne var ki? Havala. Vallahi efendim, kaymakamım bildi. Ama bunu bilemeyeceksin. Moğolistan'ın başkenti. Ulanbator. Vay efendim, bir kere de cevap verdi. Tabii kaymakam oğlu olmak başka canım. Annem baban nazara inanmaz ama ben sana bir mavi boncuk alıp mutlaka takacağım. Heh. Şimdiki çocuklar hep böyle cin gibi galip. Yo, Serhan bir başka. Ben tam kirve olacak çocuğu seçmişim. Bugün karşılığım benden. Ya, gerek yoktu Galip amcasın. Rica ederim, ben amcasıyım sayın kaymakam. Oo, okul vaktin gelmiş. Hadi oğlum okula. Baba ya, beni kim sünnet edecek? Doktor Musa oğlum, niye sordun? Bütün arkadaşlarımınkini Cevat amca kesmiş. Beni niye o kesmiyor? Senin aklın ermez öyle şeyler. Hadi bakayım okuluna, hadi. Bana ne ya, beni de o kessin. Kaymakamım, müsaade ederseniz ben Cevat'la konuşayım. Kendisi biraz huysuzdur ama işin ehlidir. Olmaz Galip. Doktor kesecek. Bana yazıcı Ferit'i gönderin. Cevat. Seni bu kasabadan sürdürmezsem bana da kaymakam izzetlemesinler. Kaymakamıma söyleyeyim de seni bu şubeye versin. Maşallah, hiç çıktığı yok burada. Hadi oğlum, işine bak sen, hadi. Yok yok, kesin tayini çıkartacağım buraya. Ne dersin Ayşe abla? Vay Orhan abi, bu hediyeler Serhan'a mı? Serhan mı? Yok canım, benim Serhan'la ne işim olur? Ha, şimdi anladım. İnce iş yani. Helal olsun abi. Yakışır sana. Abi, tatlıyı ne zaman yiyeceğiz? Hele şu kızı bir versinler. Ondan sonra gerisi kolay. Aslan gibi adamsın abi. Sana vermeyecekler, kime verecekler, değil mi? Değil mi? Oğlum, senin işin gücün yok mu Allah aşkına? Sonunda müdürüne şikayet edeceğim seni. Ha? Bilmiş ol. Mütedit defalar kendisini uyarmamıza rağmen uyarılarımızı dikkate almayarak suistimallerini daha da arttırmaktadır.
mesai saatlerinde devlete vermesi gereken enerjiyi dışarıda para karşılığı başka hastalara vermektedir. Efendim, vizitesi kasaba içi 10, köy olursa 25 YTL. Bunu da ekle. Ayrıca kendisi sıradan bir sağlık memuru olmasına rağmen doktorların yapması gereken işlere tevessül edip masum saf köylümüzün karaciğerini, midesini, prostatını... En çok da Basur'dan yolunu buluyor efendim. Basur'unu kendi yaptığı uydurma ilaçlarla tedavi etmektedir. Daha önce size yazmış olduğumuz dilekçede de belirttiğimiz gibi... Terziyi kafalamış. Ama suç sende oğlum. Hayrullah Bey'i gönderip isteyecektin kızı. Kaymakamım, Cevat Bey değerli bir insandır. Kasabamıza büyük hizmeti geçmiştir. Lütfen bu şikayetten vazgeçelim diyor. Adam ne dese beğenirsin Cevat abi. Onu sağlık ocağından alıp hayvan sağlığı memurluğuna veririm. Atları eşekleri sünnet eder demez mi? Atları eşekleri sünnet ederim. Onun çocuğunu etmem. Haklısın abi. Ben de olsam etmem. Ne yaptıysam, ne ettiysem vazgeçiremedim. İnan ellerim titreyerek yazdım o dilekçeyi. Gaddar adam. Bakanlığa faks çektiğimiz yetmiyormuş gibi bir de iadeli taahhütlüsünü göndereceğiz. Ne yapacaksın abi? Emir kuluyuz. Neyse, postane kapanmadan yetişeyim. Sen canını sıkma. Hadi iyi günler. Cevat abi nereye? Hemşire doktoru izlemeye devam edeyim mi? Vay be. Sadrazam gibi adam ne hale geldi. Kız elin. Baba. Hayrullah Hamza Bey oğlum ne oldu? Baba dingil, dingil terziyi kafalamış baba. Ne dingili ne terzisi? Bütün suç bende baba, bütün suç bende. Ama geç kaldım. Nereye geç kaldın oğlum, nereye geç kaldın? Baba döv beni. Baba üstüme çık çiğnemelim. Hatta istersen ağzıma bile edebilirsin baba. Sana saygım sonsuz. Babam benim. Babam benim. Rezil herif. Leşli viski kokuyorsun. Defol. Git ayıl da gel hadi. Defol. Nerede kaldım ya adam? Nerede kaldım? Çakalları sünnet ederim de yine onun çocuğunu etmem. Sakın pes etme. Senin Sümbül Hanım'ın sonuna kadar arkanızdayım. Sağ ol Hikari abi. Sen de olmasan ben ne yaparım? Aslan gibi adamsın. Sıkma canını. Hadi hadi. Hadi de şunu bakayım. Yarasın be aslanı. Kıvırcık. Gel oğlum. Buyurun Zekeriya abi. Cevat abine bakayım bir bira çek. Ama Zekeriya abi ne için oldu bu? Bugün çok dertli. Sen içine bir duble de vodka koy tamam mı? Yok. Cevat'a bir şey verme. İsrar ederse de verme.
Ben biraz arkada kestireceğim. Dikkatli ol. Tamam. Sen benim abimsin. Biz seninle kardeşten de öteyiz Cemal. Tamam. Merhaba Zekeriya Bey. Merhaba Sümrüt Hanım. Hoş geldiniz. Hayırdır, bir şey mi oldu? Cevat'ı çok merak ettim. Hiç bu kadar geç kalmamıştı. Burada mı? Burada. Sarhoş mu? Çok mu sarhoş? Kör kütük sarhoş. Niye içmesine engel olmadınız Zekeriya Bey? Aşk olsun Sümbül Hanım. Nasıl engel olmam? Kalbimi mi kırıyorsunuz? Böyle bir halde geldi ki buraya. Yani ne yaptıysam engel olamadım. Resmen infial halindeydi. Belli ki kaymakama çok kızmış. Allah o kaymakamın da karısının da cezasını versin inşallah. Haklısınız efendim, versin. Ya Zekeriya Bey, ne olur onu buraya getirin ya. Etrafa daha fazla rezil olmadan eve götüreyim. Siz en iyisi eve dönünsün Bülent Hanım. Daha doğrusu ben sizi eve bırakayım. Cevat da bu arada ayılır belki. Ya ne olur onu buraya getirin Zekeriya Bey ya. Ne olur hadi. Bu halde eve gidersen size bir sorun çıkartabilir. En iyisi ben sizi evinize kadar bırakayım. Aa, Galip bu arada Cevat'a bir güzel de duş yaptırır. Duş mu? Ne duşu? Ay, burada duş mu yapılır? Yapılır. Galip bu işi çok da güzel yapar. Bir güzel de keseler onu. Ay, en iyisi ben gidip getireyim onu. Yo, olmaz. Lütfen Zekeriya Bey. Tamam. Benden günah gitti. Zekeriya abi, bekleyeyim mi? Hadi gelin içeri. Zekeriya abi, siz gidebilirsiniz. Sağ olun. Ha, yo. Neyle? Yatağına yatırmadan içim rahat etmez. Peki. Sen gidin sen. Hadi gel. Sümbülüm gelse dile. Çile, sümbülüm, çile. Çile gel. Bir bizimkinin bacaklarına bak, bir de şuna. Servet'inki soda şişesi gibi. Lan Cevat, ne şanslısın be. Alçak, rezil herif. Yarım biradan fazlasını kaldıramadığını biliyorsun, niye bu kadar içiyorsun? Uf. Ama haklı. Kaymakam Bey'in yaptığı da büyük haksızlık ama, öyle değil mi? Bunlar hep o karısı olacak yellozun kafasından çıkıyordur. İnanırım Sümbül Hanım. Ben sonuna kadar arkanızdayım. Aa, siz hala burada mısınız? Bir şeye ihtiyacınız olur diye bekledim. Ben Cevat'ı yatırdım. Çok sağ olun Zekeriya Bey. İyi geceler. Olur ya, gece gündüz bir şeye ihtiyacınız olursa hiç çekinmeyin. Emrinizdeyim. Sağ olun efendim. İyi geceler. İyi geceler efendim. Servet ablaya selam söylemeyi unuttum. Söylersiniz değil mi? Söylerim Sümbül Hanım. İyi, hadi iyi geceler. Uçuyor. Çuk. Utan. Koskoca mal müdürün haline bak. Torun torba sahibi olacak yaştasın be. Otur şöyle Derinaz, otur. Şu güzelliğe bak ya. Elin adamı neler yapıyor, sanki gerçek. Kim bilir kaç para verdin sen buna. Ama değmez mi hanım? Vallahi da güzelmiş.
Ay, sünnetin iptal olması çok iyi oldu Osman. Biz bunu torunumuza saklarız. İleride bir güzel oynar bununla. Sünnetin iptal olduğunu da nereden çıkardın? Yazıcı Ferit'in karısı söyledi. Cevat Kaymakam beni idam sehpasına da çıkarsa yine de kesmem demiş. Zaten o kesmeyecek ki. Doktor kesecek. Osman, biz gene de bunu götürmeyelim. Torunumuza saklayalım ha? Hayır, bu tren gidecek. Ayol, o velet iki günde bozar bunu. Bozarsa bozsun, ben götüreyim de. Allah sana akıl fikir versin Osman. Doktorun lojmanı şurası efendim. Teşekkür ederim evladım. Hoş geldiniz efendim. Bu senden yazısınız değil mi? Ben taşıyayım. Lütfen. Ben taşırım. Musa Bey hastasına kadar gitti. Birazdan burada olur. Odası biraz dağınık. İsterseniz benim lojmana geçelim. Ben toparlayınca geçersiniz. Ne münasebet. Akşama yemekte ne alırdınız? Hiçbir şey istemez. Odanın haline bak. Kadın müsveddesi. Demek bu yatağın üzerinde girdin oğlumun kanını. Sen bu kızla evlenmeye karar verdin ha. Hayır yavrum hayır. Ben buna izin veremem. Recep dayın uğraşır bu işle. O şıllığı bir yere. Seni başka bir yere. Onu otur gidersin. Anneciğim. Kızım. Hoş geldin. Canım oğlum benim. Canım oğlum benim. Ah yavrum. Gel çocuğum. Gir çocuğum. Yarın izin alıyorsun. Buradan çıkıp gidiyoruz. Gel otur şöyle anne, bakayım. Sen açsındır. Ben gidip sana bir şeyler alıp geleyim. Hadi tokum. Hemen geliyorum anne. Nereye? Sana yemek almaya. Oğlum tokum dedim. İstemiyorum. Olur mu anneciğim? Hemen geliyorum. Oğlumun huyunu suyunu da değiştirmiş kahpe. Oo, doktor bey siz de gelir miydiniz buraya? Bugüne kısmetmiş. Annem geldi de bize yiyecek bir şeyler. Hay hay doktor bey. Hemen kıvırcıkla gönderirim. Böyle et, yoğurt, salata falan. Derhal. Beklemenize gerek yok doktor. Ben kıvırcıkla gönderirim. Sağ olun. Galip Bey, bana bir duble rakı verir misiniz? Derhal, burada mı içeceksiniz yoksa benim masaya mı geçersiniz? Yok yok, burada içerim. Peki. Oh, yarasın. Aman doktorcuğum, aç karnına çarpar mı Meret? Yok yok, bana bir şey olmaz. Sen bir duble daha ver Galip Efendi. Aman doktor, sana ihtiyacımız var, ne yapıyorsun? Yok yok Galip Efendi, ben alışkınım. Sen benim hesabı çıkarsana. Hesaba bir duble daha ilave edin. Bir de 35'lik. Bu divane her gün böylese gitti Serhan'ın pipisi. Kıvırcık şöyle koy. Of! Leş gibi de rakı kokusu. Daha yaşın ne başın ne oğlu. Ben hiç içki içmem teyze. Sus! Yalan söyleme.
Doktor bey, ben gideyim. Gel canım. Teşekkür ederim. Hadi. Selam söyle ustam. Anne, sen otur ben geliyorum. Tamam çocuğum. İçkiye de başladın Musa. Söyle bakayım, içkili içkili muayeneye de gidiyor musun ha? Şimdi içtim. Peki neden? Seninle konuşacaklarım var anne, onun için. Ay dur oğlum, yavaş. Şimdi düşüp bayılacaksın vallahi. Anne, ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın oğlum? Çok kötü bir şey. Anne, bu işin sonunda hapiste var. Hayrola oğlum, birini mi dövdün? Ya keşke öyle olsa. Her an evi jandarmalar basabilir valla. Ay korkutma oğlum, ne oldu? Söyle. Kısmet hemşireyi ifade ettim. Yok, yok. O seni ifade etmiştir. Ben ettim anne, inan. İnanmam. Benim oğlum yapmaz öyle şeyler. Yaptım anne ya. Allah Allah, benden iyi mi yiyeceksin? Atıp. Atıf geldi, oğlunun ne hallere düştüğünü gör. Gelme baba, gelme. İşler karıştı burada. Ay çarpık bacaklı bir kız neler yapmış yavruma. Anne salatadan yesene, çok güzel olmuş. Bak yavrucuğum, yarın gidelim buradan. İzin alırsın, seni tedavi ettiririz. Tedavi, tedavi ha. Evet oğlum. Anne dua edeyim de kız şikayetçi olmasın. Yemin ederim var ya, en az 5 sene yatarım hapiste. Ay sus oğlum, sus. Ağzından yel alsın. Ah. Anne sen benim yatakta yatarsın. Hadi iyi geceler. Nereye oğlum? Açsana kapıyı ya. Ağaç olduk burada. Kaymakam bekletin mi ya? Hadi sen de doktor. Senin yüzünden işimden olacağım be. Doktor açsana. Sıçtık. Kesin jandarmadır Musa. Hadi seni bekliyorum burada. Belki de polislerdir ya. Oğlum doktor Musa, sen var ya, bittin oğlum, bittin. Ulan hemen mi tutuklarlar? Bilmiyor musun? Aslında kapıyı. Şu hırsız hareket ederse olacağı buydu işte ya. Ulan hemen tutuklarlarsa annem vallahi doktor, düşer. Doktor açsana. Of of. Geliyorum. Doktor hadi be, hadi be. Oh be, kaymakamlıkla bekleniyoruz. Hadi gidiyoruz. Savcıyla yargıç da orada mı? Evet, ceza müdürü bile orada. Hadi gidiyoruz. Yandım ya, bir annemle vedalaşsaydım bari. Şakanın sırası değil, kaymakam kap gel dedi. Ya abicim elini öpeyim, çok uzun sürmez ya. Olmaz, devletle şaka yapılmaz. Hadi yürü. Ya, kim şaka? Bu adam resmen alkolik o zaman galiba. Vallahi kaymakamım 30 yıldır meyhane işletiyorum. Böyle içenini ilk defa rastlıyorum ya. Kesin sağlık ocağında da içiyordur bu. Biz bunu sünnet saatine kadar göz altında tutalım. Çocuğu kaybederiz vallahi. Ben gideyim müsaadenizle. Yok yok, sen de kal, sen de kal. Gir.
Nedir bu yaptın doktor? Ayıp değil mi? Şey efendim aslında... İnkar etme, herkes görmüş. Herkes mi? O perdeler de sıkı sıkı kapalıydı ama. Ne perdesi? Hayret diyorum yani. Kısmet, sıkı sıkı kapatmıştım perdeleri hani. Kısmet mi? Evet. Hemşire? Evet. İkiniz birlikte yani? Evet. Oh, ne güzel. Millet sana karısını kızını emanet ediyor. Ayıp değil mi doktor? Haklısınız efendim. Cezam neyse çekmeye hazırım. Cezanı sana millet verecek. Eyvah, beni linç ettirecek. Ya bu halde mi yapacağız sünnet? Efendim anlamadım. Sünnet diyorum, sünnet. Ne sünnet efendim, benim sünnetle ne ilgim var? Sünneti sen yapmayacak mısın? Ben sünnet yapamam efendim. Neden? Ben okuldan yeni mezun oldum efendim. Daha neşter bile tutmadım. Of be, of be! Peki damardan iğne yapmayı biliyor musun? Onu da bilmiyorum efendim. Peki niye geldin bu kasabaya oğlum? Aa, onu hiç bilmiyorum efendim. Allah Allah! Rüstem! Yatağına geç. Nerede bu? Sahtekar. Mars olacağını anlayınca tüydü değil mi? Nereye? Ben de kulüpte iki tek atacağım ya. Baba, İzzet kaymakamlıkta toplantıda. Gecenin bu saatinde ne toplantısı be? İki mahkum mu kaçmış ne? Ne? Mahkum mu? Ha. O zaman silahımı alayım öyle çıkayım. Aa, silahını da mı getirdin? Tabii. Ne zaman, nerede, ne olacağı belli mi hanım? Rüstem, derhal yatağa. Kaymakamım merhaba. Ben İzzet Kaymakam, nasılsınız? Sağ olun İzzet Bey, siz nasılsınız? Vallahi iyi değilim Oktay Bey. Hayrola, neden? Pazar günü bizim oğlanı sünnet ettirecektik ama aksilik üstüne aksilik çıktı. Sünnetçi düştü, elini kırdı. Doktorun annesi vefat etmiş, memleketine gitti. Eğer mümkünse Oktay Bey, sizden doktor veya sünnetçi rica edecektim. İmkansız İzzet Bey. Pazar günü bizim burada toplu sünnet töreni var. Bizim personeli bırak, çevre ilçede ne kadar doktor sünnetçi varsa onları da getiriyoruz. Eyvah, yandık desenize. Ne yapacağım ben şimdi? Vallahi kusura bakmayın İzzet Bey. Yardımcı olmak isterdim ama... İsterseniz getirin buraya, onu da halledelim. İyi, olmaz, bir sürü hazırlık yaptık. Neyse, çok teşekkür ederim Oktay Bey, hoşça kalın. Şimdi şapa oturdum galip. Şükran mahvedecek beni. Anne sözü dinleme bakalım. O kadın başına daha ne işler açacak senin? Kestirmem, kestirmem. Cevat Ada, kestirmem. Kestirmem, kestirmem. Cevat Ada, kestirmem. Paşam, ben Cevat'a kestirmem. Delinin bile dilinde. Gerisini sen düşün Galip. Kaymakamım, müsaade ederseniz konuşayım Cevat'la. Ya neye yarayacak ki? Kaymakamdan çekinmeyen senden çekinir mi hiç? Efendim, siz kentli kibar bir insansınız. Cevat sizi anlamaz ama beni anlar. Biz ikimiz de kasabalıyız. Müsaade edin bir konuşayım kendisiyle. Konuş o zaman Galip'ciğim. Canınızı sıkmayın, bu işi olmuş bilin. Tabii. Hiç olur mu kaymakamım? Herhalde efendim, iyi günler. Merhaba Galip abi. Hoş geldin Cevat. Hoş bulduk abi. Kim fazla yapacağım? Kıvırcık bize iki bira getir. Gel şöyle. Bak Cevat.
Sana benden abi tavsiyesi. Bu memlekette savcıyla, yargıçla, kaymakamla ters düşmeyeceksin. Hele devlet memuruysan hiç düşmeyeceksin. Düştün yandın oğlum. Ben bir şey yapmadım ki abi. Nasıl yapmadım? Nasıl yapmadım lan? Kaymakamın oğlunu sünnet etmiyorsun. Ama ilk o başlattı. Bir tane şikayet dilekçesi yazmış. O yetmiyormuş gibi. Bir de ikincisini göndermiş. Dilekçeden bir şey çıkmaz. Ben geri aldırırım. Sen şu sünneti yap Cevat. Yapmam abi. Şeref sözü verdim. İnat etme yap oğlum. Galip abi bak seni severim ama ısrar etme. Yapamam abi. Yok. Bak Cevat oğlum. Kaymakam iyi bir adam. Ama bu kötülük yapmayacağı anlamına gelmez. Yarın öbür gün canı sıkılır. Çağırır mal müdürünü savcıyı. Şu Cevat'ın bir balını bir araştırın, usulsüzünü bulun der. O zaman şapı oturursun oğlum. İyi de benim bir usulsüzlüğüm falan yok ki abi. Lan hıyar. O bağlar bahçeler usulsüz değil mi? Memur maaşında mı yaptın? Hem sen benim kirvesi olduğum çocuğun sünnetini nasıl yapmasın lan? Bak abi şey... Şeyi mi yok lan keseceksin. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk evladım. Kalk gidip müjdeyi verelim. Bak bir terbiyesizlik istemiyorum ha. Hoş geldiniz kaymakamım. Hoş buldum Galip. Oturabilir mi? Evet tabii. Buyur otur Cevat. Cevat, kaymakam beyin sünnet düğününe geleceksin değil mi? Ama misafir olarak değil, sünnetçi olarak geleceksin değil mi? Kirvemi keseceksin değil mi Cevat'cığım? Ben şimdi ne diyeceğim sana ya? Vallahi öldürür beni. Sümbüle. Sümbül Hanım'a laf söyletme. Şimdi ben ne yapacağım Zekeriya abi? Ya sen de Galip'in gazına gelmişsin be oğlum. Değil mi Osman? Evet çabuk çark etmiş. Valla Sümbül şimdi beni yatağa sokmaz hayatta. Haklı. Sokmasın canım. Sen de divanda yatarsın. Ay Zekeriya. Osman abi. Sen yap bir şey bize bir ya babalık ya yardım et. Kalk gidelim. Nereye gidelim? Ben ikna ederim onu. Zekeriya abi bir dakika. Yine kimi ikna ediyorsun Zekeriya Bey? Sümbül'ü. Sümbül Hanım'ı. Cevat Bey biraz fazla kaçırdı da eve götürmek lazım. Bu kolay canım. Arap gel oğlum buraya. Hayır canım. Araba ne gerek var? Benim yolumun üstü. Ben götürür bırakırım. Olur mu canım? Koskoca tapu müdürü. Sünnetçiyi sırtında götürecek olmaz öyle şey. Oğlum gel. Buyur abi. Oğlum Cevat abini eve götür hadi. Tamam. Cevat hadi yavrum. Hadi. Hadi Cevatçım. Hadi Cevatçım. Ben şimdi. Sümbül'e ne diyeceğim? Hadi. Ya. Hayırlı gece. Müdürüm bak sen keyfine ya. Bak. Hadi. Gel. Dur şöyle yavşama dur. Dur. Razı edemediler, üçürüp de razı ettiler seni değil mi? Seni 9 yaşına kadar donsuz gezen seni. Sus konuşma. Koskoca kaymakam ayağıma geldi. Hadi hadi. Ne hadi hadi ya? Allah Allah. İnanmazsan Galip'e sor. Ayağıma geldi. Anladın? Allah ne yapıyorsun ya? Baktım yampiş yampiş böyle benim masaya doğru geliyor. Bir tane sigara yaktım hemen. Suratına püfleyeceğim anladın mı? Böyle kibriti de bırak çakmışım. Şimdi kibrit söndürmeyi de beni al, dinle. Ya o sen. Ben olmasam sen dünyada adam olmazdın. Bu evi kimin sayesinde yaptın ha? Benim. O bağları kimin sayesinde aldın? Benim. Sonra dumanı üstüne üfledim yüzüne. Kesin ayağa kalkmışsındır sen. Yok ya ne ayağa kalkması?
Bacak bacak üstüne attım. Hadi hadi yutturma. Sorarım yoksa meyhaneci galiba görürsün gününü. Allah Allah. Git sor. İstersen şimdi sor. Birlikte gidelim sor. Ha? Hadi oradan. Yalancısın oğlum, yalancı. Ne var dedim. Ne istiyorsun benden dedim. Yalancısın oğlum, yalancı. Yalancısın işte. Vallahi değil ya. Değilim yalancı. İki gözüm çıksın, yalancısın. Yalancısın. Gözün çıkmasın doğru. Vallahi doğru, doğru. Allah Allah. Benim oğlanı keser misin rica etsem dedi. Anladın mı? Kız Sümbül, bak ben de bu maharetli parmaklar, kolumda bu altın bezik olduktan sonra var ya, ben valileri bile vallahi dize getiririm ha. Ondan sonra Galip Baba geldi. Ben kirvesiyim hadi dedi. Kırma beni dedi ama ben kirvesi geldim. Kirvesi Galip olanın. Kesmeyeceğim. Yat hadi yat. Gerisini sen düşün artık. Ya, zıbar, tamam. Zıbar. Zıbar da uyuyor. Kız Şükrü, kaymakam karısı olmasan kimse yüzüne bakmazdı senin. Köheylan göndereceğim dedin. Çünkü beygiri göndermişim. Adın ne senin evladım? Hüseyin. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Üçten çıktım. Köyden ne zaman geldiniz peki? Yatırmadım muhteremim. Kaymakam diye söz vermişim dedim. Yatsıyla köyden çıktım. Çok erken gelmişim kasabaya. Girişteki çeşme yanında. Altta ben de uyudum. Hay Allah ya. Hadi peki git sen dinlen bakalım. Atı şöyle bağla bir yere sen de git dinlen. Bu saatte 100 kilometre hızla giden bir arabayı geçebilir mi? Kilometre? Bilmem ki ben kilometre. 1000 tane metre yan yana geldiği zaman kilometre olur. 100 metreye hektometre, 10 metreye de dekametre denir. Dünyanın çevresi 40 bin kilometredir. Onun 40 binde birine kilometre derler. Anladın mı? Hı. Gider mi şimdi bu? 100 kilometre hızla giden bir arabayı geçebilir mi? Bilmem ki ben kilometre. At ayakta mı uyur yatarak? Yorgunsa ayakta, yorgun değilse yatarak. Hey maşallah be. Benim suvari taburundaki şimşeğe benziyor. İyi biner miydin dede? Binmekte laf mı oğlum? Alay birincisiydim. Hadi dede binsene. Atın huyunu suyunu iyi bilmiyoruz. Birkaç gün sonra beraber bineriz ha? Hani birinciydin? Atma dede. Şimdi görürsün sen. Ver olmuşunu bana. Ya Serhan'a ata binmeyi öğretecektim. Sen ömründe ata mı bindin bir adam? Sinirlendirme beni. Çok atıyorsun be dede. Atmıyorum oğlum. Anneannen unutmuş. Zekeriya pantolonunu mu ütülüyorsun? Acaba Cevat kesecek mi? Kesecek diyorlar. Ya kesmezse? Keser keser. O kesmezse kasap kesebilir mi? Hanım sen ne diyorsun Allah aşkına? Kasap kesebilir mi? Kadınlar anlattılar. Adamın biri 30 yaşında sünnet olmuş. Kasap kesmiş. Hadi hadi sen çay hazırla. Şuna bak, bir de Sümbül'e.
Hayrola? Ne var? Tıraş oluyorum. Sen pazar günleri tıraş olmazdın. Yoksa bu hazırlık sünnet için mi? Ya. Yine o Galip hızır kapaladı seni yine değil mi? Ha? Sen şu benim takımları hazırla. Gidip keseceksin yani. Ya 2:30'da gider hemen dönerim. Sen ne söylüyorsun ya? Hele bir git. Ölümü görürsün. Ya. Sümbülüm. Keser miyim hiç? Kesermiş gibi yapacağım. Kesmeyeceğim. Vallahi billahi de. Vallahi billahi. O zaman ben de geliyorum. O manzarayı kaçırmak istemem. Ya senin ne işin var orada Allah Allah? Sen hiç haz etmezsin ki onun karısından. Aa, madem gidiyoruz doğru düz gidelim. Nasıl olsa kaymakam ayağına kadar gelmiş değil mi? Tabii. O zaman çöp bir masanın birine. Kurum kurum kurul şöyle. Tamam mı? Nasıl olsa kaymakamın seni çağırdığı belli olacak o zaman. Canım. Bıktım be senin her şeye karşı olmandan, çamur atmandan. Ben senin gibi değilim. Kimseyi idare edemem. Hayret, 15 dakika oldu. Hala tabak çanak kırılmadı. Hayatımda senin kadar yüreksiz adam görmedim. O derneğe üye olmayı sen yüreklilik mi sanıyorsun? Hayır, yüreklilik değil ama inanıyorum. Asıl sen bana inan, kocana. Sen ne bilirsin be? Benden yüksek öğrenimin mi var? Aynı okulları okumuşuz. Hem ben senden fazla kazanıyorum. Ben gazete kitap okurum, sen okumazsın. Ha? Kim kime inanacak? Onun için sen bana inan. Ama ben müdürüm. Ha, okulda, burada değil. Senin müdürlüğün sökmez bana, anlıyor musun? Sen müdürsün diye gitmem ben o kaymakamın sünnet düğününe. Anlıyor musun? Gitmem. Bak Yıldız, sonra söz olur. Ortaokul müdürünün karısı gelmemiş derler. Ya, hasta olsan hadi neyse. Gitmem ben o herifin düğününe. Herif deme. O senin üstün. Hadi be, üstünmüş. Hem üstüm diye sünnet düğününe gideceğim diye bir kural yok ya. Ama sen beni hiç düşünmüyorsun yahu. Gitmeyeceğim diyorum sana ya, gitmeyeceğim. Cehennemin dibine git. Bana bak, ağzını bozma. Ben de bozarım sonra ha. Hayvan kadın. Asıl sen hayvansın. Hayvan! Pislik! Hadi buyur bakalım. Salih Zeki Bey, Yıldız Hanım neden gelmedi derlerse ne diyeceksin? 40 derece ateşi vardı efendim, o yüzden gelemedi. İnşallah 42'ye gelirdi, geberir gider. İnşallah kıymetini bilirsin her gele. Ah. Osman'cığım götürmeyelim şunu ha. Bir altın alsaydık. İsrar etme Perinaz. Bak ne güzel paketini de yaptım. Ha, tamam peki peki. Ha bak sakın çok içim oralarda ha. Karışma sen. Ha, içince zırvalıyorsun. Saçmalama hanım. Başlıyorsun çapkınlık palavralarına. Ne yani? Çapkın değil miydim gençken? Kaç nüfuslu kasabanın çocuğusun sen? Çapkın olsan ne olacak, olmasan ne olacak? Hadi şu Şadiye'ye de yalan de bakalım. Ay bırak şimdi 25 yıllık şeyleri. Bana bak, sünnette davulcuya birkaç bahşiş at ama sünnetçiye asla. Adam zengin oldu, zengin. Bir sağlık memuru maaşıyla nasıl oluyorsa o evler. Ben onu vergi kaçakçılığından içeri attırırdım ama dua etsin Sümbül Hanım'a. Sümbül Hanım çok iyi bir kadın. Kocası gibi pinti değil. Evet. Baldır bacak gösterme de pek cömert. Seni domuz seni. Hoşuna gitti değil mi? Tabii sabah akşam o süslü Zekeriya ile dolaşırsan olacağı buydu. Ay vallahi öldürürüm seni Osman. Hayatım ben senin üstüne gül koklar mı? Hadi hadi. Olmaz orası, olmaz. Ondan hiç merak etmeyin. Bir dakika, bir dakika. Olmaz, olmasa oraya değil. Şuraya köşeye koyacaksın. Nereden geldiniz siz başıma be? Kayıp abi, bu adam hep böyle başımıza mı dönüyor? İdare edeceğiz oğlum, kaymakamın kayınbabası. Yahu sen bu tarafa değil, şuraya koyacaksın. Sen de şuraya oğlum, geç. Ha, açın sandalyeleri. Siz de duruyorsunuz bostan korkunluğu gibi. Yardım etsenize. Hadi.
Becerir, bu işleri iyi becerir. Kim neyi becerir anne? Baban kızım kaç yıl gazino subaylığı yaptı. İlahi anne, babama mı kaldı bu işler? Baba, lütfen sen bir şeye karışma. Ay bırak yapsın. Torununun düğününde yapmayacak da ne zaman yapacak? Hah, onu oraya koyun. Yavaş, yavaş. Bak, burada bir çöp görüyorum. Bana bakın, benim kafamı bozmayın. Hepinize mıntıka temizliği yaptırırım valla. Komutanım, üzmeyin kendinizi. Gelin şöyle buyurun oturun. Sonra, sonra. Yine kime bağırıyorsun dede? Hiç oğlum, hiç. Bana bak. Bu sefer saat bozuk falan demeyeceksin ha, tamam mı? Tamam dede. Serhan, gel giyineceksin oğlum. Baban nerede? Etlerin başında. Koyunları böyle cıp cıp boğazladılar. Şimdi yüzüyorlar. Gel bakalım paşam. Hadi giyinelim. Otur şöyle. Benim canım. Aslan oğlum benim. Aa. Şükran. Bu saf ipek ha. Kıymetini bil. Ay inşallah kan lekesi falan olmaz. Yoksa temizleyemeyiz. Serhan dikkat et de kan lekesi olmasın. Oldu mu yavrum? Anne. Çocuğa kandan söz etme. Zaten korkuyor. Korkmuyorum. Hem niye korkayım ki? Üfürüm birim aslanıma. Gel de şu kumaşın güzelliğine bak. Sünnetten sonra bundan yastık yüzü yaparız. Sakın Galip Bey'in hanımı bunu sandığından çıkarıp vermiş olmasın. Saçlarım nasıl oluyor anne? Sonra etrafı iyicene yıkayın. Yerde kanlısı falan kalmasın çocuklar. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Tamam efendim. Hadi Allah kabul etsin. Hayatım şunu kapatır mısın? Ay ne yapıyorsun? Kimse gelmez. Ben değil saçım da makyajı bozulacak hayatım. Saatlerdir uğraşıyorum bırak. Yerim seni Şükran, yerim seni. Söyle beni hayatım bırak. Yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Sümbül Hanım, lojmanın balkonunu Cevat'ı seyretmek için ben de öyle bir yere konuşlanmalıyım ki balkonun tam altına. Ya çayım buz gibi oldu. Geldim, geldim. Keser mi dersin? Keser, keser. Birlikte mi gideriz? Yo, önce ben giderim sonra sen gelirsin. Yemek adamlara mı? Öyledir. Zekeriya, üstünün kabuğunu mu kesiyorlar? He. Ay Ece'nin gelen köpek cami duvarına işermiş oğlum ya. Allah belanı versin ya. Annem dememiş miydi bana beline diline hakim oluyor. Yok tutamadım ya. İşte geldim. Ne aldığımı sormayacak mısın? Çok beğeneceksin. Ay inşallah çocuk da beğenir. Kol düğmelerini ikinci kez bağlıyorsun. Ha, öyle mi yapıyorum? Sana bir sakinleştirici ilaç getireyim. Yaktın kendini. Allah'ın salağı. Yaktın kendini. Bak, ben hayatımda pişman olacağım hiçbir şey yapmadım, tamam mı? Vay be. Bunu da böyle bil. Oyacaklar beni ya, oyacaklar beni. Ay kim oyacak? Hadi kalk, geç kalıyoruz. Biz düğüne gidiyoruz Akbaz. Başlayın hemşire hanım. Güle güle. Thank you.
efendim. Servet Hanım yok mu? Birazdan gelecek efendim. Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. Merhaba doktor. Gel. Eyvah. Boku yedik. Bunları ifalden kesin tutuk vermemişim. Merhaba Yargıç Bey. Hoş merhaba geldin sadece. Doktor. Geç bakalım şu. Ne haber doktor? Galip, mahcup ediyorsun beni, yaptıkların yeter. Dansör sussun. Olurmuş kaymakamım. Al geldi kaymakamım. Hı. Sağ ol bay. Şunun havasına bak Perinaz abla. Doktor avucunun ipini aldı tabii. Ay tabii ki. Abbas her şeyi görmüş. Yakında karnı şişer görürsün bana. Merhaba Perinaz abla. Hoş geldin kızım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, sen? İyiyim canım. Ah, ne güzel oynuyorlar. Merhaba Zekeriya abi. Var abi ne oldu? Bizim hanımı merak ettiydin de. Ya süslenip çıkamazlar ya da hastalanırlar. Benimki de 40 ateşle yatıyor. Sonra efendim. Kadını götürdük daha evine. Ben hayatımda böyle kadın görmedim. Büyük rakkası canım, büyük rakkası. Rakıyı susuz içiyor. Sanırsın kemiksiz. Ayıptır söylemesi. Sorar biz o kadınla. Ya rakı güzel değil mi abi? Şey mi ya? Bazen böyle güzel bulamıyorsun. Şeker gibi acaba. Maşallah ya. Bak nasıl kuzu kuzu geldi oturdu. Sıkar tabii. Sen kaymakamın dediğini nasıl yapmazsın abi? Böyle saçma sapan şey. Ne işe sağlık memuru bir şey yani bir şey değil. Bak zamanında bir tane şey geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş geldi. Ben onu dövdüm abi.
Gene gelse gene döverim. Benim işim zor be. Şimdiden tayyarı oldum. Senin işin bitti. Dön köyüne Hüseyin. Hadi. Vay Serhan'ımla, kasabalımla, sülalesine. Şu Feride baksana doktor. Hasta mısın? Evet efendim, biraz rahatsızım. Kaymakam Bey'in oğlu olmasa hiç kalkıp gelecek durumum yoktu. Belli vallahi. Ama geldiğin iyi oldu. Ben erkeğin böyle kıvırtanını hiç görmedim. Şu kalçalara bak. Köçeklik var herhalde. Buyur hanım. Annem şeker komasına girmiş, hastaneye kaldırmışlar. Ben sünnete gelemiyorum. İsabet olmuş hanım. Sarhoş musun Zekeriya? Komasına girmiş diyorum. Ya yanlış anladın hanım. Burada ortam çok kötü. Hava da çok sıcak. Ha gelmediğin iyi oldu, gelmediğin iyi oldu. Keşke ben de gelmeseydi. Hem çok içiyorsun hem de çok dalgınsın doktor. İçki iyi geldi, rahatsızı geçti. Açıldım biraz efendim, iyi oldu. Surat Bey. Size hiç babalık davası geldi mi? Nasıl yani? Hani adam inkar eder de kadın bu çocuk bu adamdandır diye tutturur ya, hani öyle bir dava. Hayır, hiç gelmedi. Gelse kadını korurum. Hatta hukuk el verse böyle alçakları şeyinden sallandırırım. Öyle değil mi Sayın Savcı? Aynen katılıyorum Sayın Yargıç. Kadınlar bizim canım. Ay geldiniz, çok iyi oldu vallahi. Ne güzel evleniyoruz kız. Bir de şu çulsuz olmasın. Nazlı'ya gel. Aa, Şükran Hanım oturuyor musunuz? Oğlanlara sormak kolay mı? Hadi kalkın. Ben bu tarz müzikle oynayamam. Hiç bilmem. Aa, bilirsiniz, bilirsiniz. Yok, yemin ederim bilmiyorum. Ay ne var bunda? İki kere döneceksiniz. Düğünde adettir. Hayatımda oynamadım ki gerçekten. Bari şu işi bitirelim artık. Cevap. Hadi koş, geldin. Hadi koş, koy başına. İki kelime. Hadi bakalım. Öp bakalım annenin eline. Ah yavrum. Hadi bakalım. Sahtekar. Evet galiba amcası. Otur. Gel. Kesbanını kaçırırsan kasabayı terk et çabuk. Aslan girme. Hadi Cevat. Hadi oğlum hadi. Hadi ulan çabuk ol. Cevat. Tamam. Cevat, bitir şu işi artık.
Bak eşek gibi kesti sonunda. Sen hiç merak etme karıcığım. Sürdüreceğim bu alçak kasabadan. Rezalet. Vallahi rezalet. Bunca yıllık meslek hayatımda ben böyle şey görmedim. Bu çocuk daha önce sünnet edilmiş. Bu ikinci. Ne? İkinci sünnet mi? İftira. Kuru iftira. Allah cezanı versin. Ben de seni bakanlık emrine aldırmazsam şimdi yazıyorum dilekçeyi. Yaz. Ben de yazıyorum Ankara'ya. Fotoğrafı bile var. Kesinlikle ikinci sünnet. Vatandaşlara hediye toplamak için yaptım bu düğünü. Herkes biliyor. Sen sahiden alacaksın. Gelecek üç kuruş hediye için biricik tosunumu ikinci defa sünnet ettirmişim ha? Tamam. Senin memuriyet hayatını yakmazsam bana da kaymakam izzet demesinler. Adi herif. Yazıyorum işte bakanlığa. Bırak yazmayı çizmeyi şimdi damat. Bırak beceriksizsin be, beceriksiz. Kabul et. Bir sünnet düğünü yaptın, ağzına yüzüne bulaştırdın. Şu gelenlere bak. Heh, hasılat sıfır.